Merhabalar, nasılsınız? 2023 yılında Türk sanat camiasının duayenleri, çınarları birer birer vefat etmekte. En son işte Özkan Uğur'dan sonra Erkin Baba'yı, Erkin Koray'ı da kaybetmiş durumdayız. Şimdi Erkin Koray demek böyle vefat etti ile bitirilecek bir şey değil. Erkin Koray kimdir, nedir? İyice bir anlatmamız lazım. Ki konuşmamın başında bahsi geçen Özkan Uğur bile 1972'de hani bas gitar olarak yanına aldığı grup elemanlarından biridir. Sanırım süper grup kurduğu zaman. O da çok ilginç bir hikaye. Ankara konserinde Erkin Baba'nın gitarının teli kopuyor konserin ortasında ve sahneyi terk ediyor. Bir daha da o grupla konuşmuyor. Özkan Uğur da o grubun bir üyesi, hatta yeni bir üyesi. Şimdi biz daha baştan alalım. Erkin Koray, Barış Manço. Erkin Koray, bunlar Kadıköy'ün çocukları. Moda'nın çocukları. O dönemde hani bugün Jix çocuklar vardır ya, işte Kadıköy Anadolu Lisesi. Siz söyleyin, gitar çalar, etkinliklere katılır. Onların 1940'da doğup 1960'da 55'te gençliğini yaşayanlarını düşünün. Bunlardan o dönem çok az olduğunu düşünün. Dolayısıyla ülkenin, şehrin ileri gelen gençleri bunlar. Aileleri tabii aydınlık, ileri görüşlü, öğretmen, subay kökenli oluyorlar genelde. Çocukların yurt dışına çıkmışlıkları var. Ve sonraki hayatlarında özellikle Barış Manço Belçika, Erkin Baba da Almanya ve Toronto, Hamburg ve Toronto'da, Kanada'da çok hayatına devam ediyor. Oralarda gruplar da kuruyorlar. Her ikisi de aynı düzlemdedir. Bunların benzeştiği başka bir kesim, başka bir sosyolojik olgu ise MHP'li olmaları, Milliyetçi Hareket Partili olmaları. Tabii ki buradaki MHP'lilik, mesela Erkin Koray 2007 seçimlerinde oyumu MHP'ye vereceğim deyince bayağı bir tepki çekmişti. Erkin Koray ve Barış Manço'nun MHP'liliği aslında Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Cumhuriyet Halk Fırkası adıyla kurmasına rağmen Milliyetçi Halk Partisi anlamına geldiğini bilmelerinden ve o dönemin dünya konjonktürünün çıkış noktası da milliyetçilik ve kalkınma olduğundan, yurt dışında çok yaşadıklarından, Fransız devrimini bildiklerinden, oradaki siyasi hareketleri takip ettiklerinden ve kendi dönemlerinde milliyetçi tek parti MHP olduğundan oylarını MHP'ye vermişlerdir. Barış Manço bir dönem doğru yola da geçmiştir, aynı mantıkla ama. Buraya siyasete şundan girdim. Bu çok eleştiriliyor. İşte özellikle bir sanatçının CHP dışında bir partiyi destekliyorum dediği anda tepkiler geliyor. İşte sen sanatçısın falan. Halbuki şunu bilmiyorlar. Osmanlı'nın aydınlık gençleri, yani Osmanlı'nın Avrupa ile entegre gençleri, yani Fransa'ya giden öğrencileri zaten İttihatçılardı. Başka, yani hepsi milliyetçiydi. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet Atatürk kurduysa bunu İttihatçıların attığı temellere borçlu. Konuyu şuraya getiriyorum. Bu arkadaşlarımızın beğenmediği milliyetçilik bu ülkenin bu isimle kurulmasının öncülüdür. O dönemin güçlü akımıdır. Ve bu milliyetçilik laik eksenlidir. Yani Erkin Koray ve Barış Manço'nun milliyetçiliği Türk-İslam sentezi değildir. Bunun muasır medeniyetler milliyetçiliğidir. Bugünkü Zafer Partisi'nin anlatmaya çalıştığı olgudur. Onun biraz daha yumuşağı olabilir veya. Şimdi sözlerimi gene sanatla, müzikle devam ettirmek istiyorum. 1941 Haziran'ında Kadıköy'de doğuyor. İstanbul Alman Lisesi'ni bitiriyor. Doğal olarak dil hakimiyeti gelişiyor. Hemen akabinde yurt dışına çıkıyor. Bir sürü Erkin Baba gruplar kuruyor. Gerçekten Alman bataristi var. Özel insanlarla çalışıyor. Dediğim gibi Özkan Uğur'dan sonraki grup üyesi gene gitarda Harun Kolçak. Erkin Koray'ın değmediği bir gitarla ilgilenip de değmediği bir insan yok. Davul da aynı şekilde. Hatta bir grup üyelerine kızdıktan sonra davul hariç tüm enstrümanları kendi çalıyor. Biraz da tabii baba böyle eski adamlar siz söyleyin, kendine münhasır özellikleri var diyelim. Ondan sonra 60'ların başında başlıyor Erkin Baba üretmeye.
Burada Türk halk müziğinden, Türk sanat müziğinden, rock müzikten, metalden tüm eserleri icra ediyor. İlk çektiği böyle long play, yani uzun çalar, ilk çektiği çok tutmuyor. 300 adet falan satıyor. Ama hemen arkasından Kızları Da Alın Askere yaptığı zaman 800 bin satıyor. Tabii radyoda ya da 70'lerde radyoya çıkmaya başlayınca tanınıyor. Artık geniş kesimlere hitap ediyor. Yurt içine gidiyor, yurt dışına gidiyor, gruplar kuruyor. Bir sürü alternatif sound deniyor. Mesela Okay Temiz. Bugün üstad değil mi? Hurmalı sazların üstadı. O da onun davulcusu. Erkin Baba'yla çalışmamış bir Türk rock. Mesela Ahmet Güvenç. Barış Manço'nun da arkasında hatırladığınız sakallı abi. Hepsi Erkin Koray'ın yanındadır. Erkin Koray bir okuldur. Okul derken kızını da okula göndermemiştir. Eğitime inanmıyorum, kendimi eğiteceğim diye. Tabii Toronto'da uzun süre yaşamıştır. Dünyayı bilen bir kişidir. Telif haklarında en çok hakkı yenen insanlardan biridir. Bu hayatında dönem dönem, hatta uzun bir dönem parasızlık çekmesine sebep olmuştur. Eğer Arda Uskan var. Bugün şeyden tanırsınız. Birçok derginin genel yayın yönetmeniydi. İşte Erkekçi olsun, Tempo, Aktüel falan. Arda Uskan'ı duymuşsunuzdur. O bunun yakın arkadaşı. Beraber Cannes Film Festivali'ne gidiyorlar ve orada John Lennon ve eşi Yoko Ono ile, Yono Ono mu veya eşiyle toplantı yapıyorlar. Ona Mesafeler diye bir şarkısı var. Onu dinletiyor. Ve John Lennon'dan iş teklifi alıyor. Diyor ki gitme. Hani seninle yapacak işlerimiz olabilir falan. Gene dinlemiyor. Gene dönüyor. İşte 60'ların sonunda benim en sevdiğim şarkısı olan Seni Her Gördüğümde. Çıkışı devam ediyor. Erkin Baba 70'lerde gene bir artık star. Yani herkes tanıyor. 80-85'te bir böyle bir yok oluyor 85'e kadar. Almanya'da herhalde. Ondan sonra 85'te geliyor. Gene eski coverlar, eski parçalarını yapıyor. Bu arada yeni şarkılar da üretiyor. İşte bu Fesubhanallahlar, Estarabimler falan eski de son dönemde gene işler yapıyor. Ondan sonra İbrahim Tatlıses'in bir programına katılıyor. Programın en böyle heyecanlı yerinde artık senin programınla ya da senin gibi programlara çıkmayacağım. Arabeskle bu şeyi mahvediyorsunuz diyor. Bana uymuyorsunuz diyor falan. Orada bir soğuk. Baba da böyle hani lafın tam ortasından, sözü tam ortasından konuşan biri. O programı da, programdan da çıkıyor. Dediğim gibi özel insanlar bunlar. Ürettiği parçaların hepsine bugünkü gibi telif hakkı yoktu. Olsaydı Erkin Baba aşılamazdı. Ve içinde bulunduğu maddi sıkıntılardan da kurtulabilseydi çok daha fazla ve geniş bütçeli projeler üretebilirdi. Yeni şarkılar, yeni gösteriler. Onun 85'lerde parayı biraz bulduğunda son yaptığı yüksek bütçeli bir iş var mesela. Gençlerle çektiği bir klip var. Orada tabii herkesin sevgilisiydi. Bas gitarda, gitarda, hatta elektrosazda. Orhan Gencebay'la beraber elektrosazın mucidi bu adam ya. İnanabiliyor musunuz? Bundan bilginiz var mıydı? Yani Anadolu rock felsefesine sazı daha fazla sokabilmek için saz üzerinde çalışıp Anadolu rock'ı, özür dilerim ya, elektronik sazı icat eden Orhan Gencebay, geliştiren şeydir, Erkin Koray'dır yani. İnanılmaz bir kişilik, inanılmaz bir hayat. Evet, Allah rahmet eylesin. Toronto'ya gömüldü. 82 yaşındaydı. Oradan buraya tekrar gelmesi biraz zor olacaktı anladığım kadarıyla. Evet, Kanada'ya gidenler artık mezarında video çekip bize de atarlar. Hepsiyle vedalaşıyoruz. Bakalım yerleri nasıl doldurulacak. Hoşça kalın.